Koordinat düzleminde a 0,0 yani orijin. b ise küçük b 2 noktaları imiş. Evet bize verilen iki nokta bu. a, b, C, D, e, f dış bükey ve kenar uzunlukları eşit olan bir altıgenmiş. Bu arada dışbükey iç bükey olmayan demek. İç bükey ise şuna benzeyen bir altıgen işte. Evet bu iç bükey. Dış bükeyde ise böyle bir içe büküm olmaz. Neyse devam edelim anladık. Dış bükeye ek olarak elimizde bir bilgi daha vardı değil mi? Altıgenin tüm kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyorduk. Ama bu, bunun düzgün bir altıgen olduğunu söylemez. Yani açıları birbirine eşit mi yoksa değil mi? Bu bilgiye sahip değiliz. FAB açısı 120 derece demişler. Hangi kenarların birbirine paralel olduğunu belirtmişler. Ve altıgenin köşelerinin Y koordinatları 0, 2, 4, 6, 8, 10 kümesinin elemanlarından biriymiş. Bunu da vermişler. Ayrıca altıgenin alanı m çarpı karekök içinde neymiş ve buna ek olarak m ve n'nin pozitif tam sayılar olduğunu ve n'nin herhangi bir asal sayının karesine bölünemez olduğu bilgisini de vermişler. Bu arada bu son söylediğim m çarpı kök içinde n köklü sayısının mümkün olduğu kadar sadeleştirdiği anlamına geliyor ve m artı n'yi bulunuz demişler. İşe bu altıgeni gözümde canlandırmaya çalışarak başlamak istiyorum. Köşelerinden birinin 0,0 noktasında olduğunu biliyoruz. Şimdi bu x eksenimiz olsun. Bu da y ekseni. Evet, A köşesi 0,0 noktasındaydı. İşte A köşesi. Diğer 5 köşenin Y koordinatlarının da 0, 2, 4, 6, 8 ve 10'dan biri olduğunu biliyoruz. İki köşe aynı koordinatı paylaşamayacağına göre de aynı yatay doğru üzerinde olmayacaklarını söyleyebiliriz. X ekseni Y eşittir 0 doğrusudur. Burası 2 olsun. Burası 4, burası 6, burası 8 ve bu da 10. A köşesi için 0'ı kullandık. B köşesinin y koordinatının da 2 olduğunu biliyoruz o halde. Bunu da belirtelim. B köşesinin bu yatay doğru üzerinde bir yerde olacağını biliyoruz değil mi? Evet, y eşittir 2 doğrusu üzerinde bir yerde. Altıgenin kenar uzunluğunun ne olduğunu bilmiyoruz ama buna şimdilik s diyelim. Evet, altıgenimizin kenar uzunlukları eşit olduğu için diğer kenarların uzunluğu da bu durumda s olacak küçük b'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama b köşesi bu doğru üzerinde ve koordinatları da küçük b virgül 2. f a köşesine bağlı olan diğer köşe olduğuna göre ve y koordinatı 2 olamayacağına göre bu arada 6 da olamaz. Çünkü eğer olursa, bu kenarın uzunluğu bu kenardan daha fazla olur. Yani aslında olabilir ama o zaman elde edeceğimiz altıgenin dış bükey olacağını söyleyemeyiz değil mi? Evet. Ee, F köşesinin bu yatay doğru üzerinde ve A köşesinden S birim uzaklıkta olacağını düşünüyorum. Evet, mesela böyle. F köşesi. A, B, C, D, E'den sonra F'ye döndüğümüz için evet bunun F köşesi olması mantıklı. Sırada C köşesi var. C köşesi Y eşittir 4 üzerinde olamayacağına göre Y eşittir 6 üzerinde olmalı. Şöyle çizeyim. Bu uzunluk S olacak. Burası da işte işte C köşesi. Şimdi E köşesiyle devam edelim. C köşesi 6'yı kullandığına göre E köşesi 8 üzerinde olmalı. Evet, burası da S uzunluğunda ve sizin de gördüğünüz gibi A köşesi ile aynı X koordinatına yani 0'a geri geldi. Neden olduğunu merak ediyorsanız bu uzunluk S. Bu uzunluk da S olduğu için ve köşegenler aynı dikey mesafeyi kat ettikleri için bakın burası 4, burası da 4. Bu üçgenlerin ikisi de tabanları 4, hipotenüsleri S birim olan ve bu kenarları da ortak olan dik üçgenler. Üçgenler birbirinin aynısı olduğu için F köşesine gelirken ne kadar mesafe kat ediyorsak E köşesine gelirken de aynı mesafeyi kat etmeliyiz. Aynı mantıkla bu köşenin de B köşesinin x koordinatına geri gelmesi lazım ve y koordinatı olarak da onu kullanırsak buraya bir yere geliyoruz. Evet az önceki gibi buradaki uzunluk 4 ve bu kenarın uzunluğu s olduğu için buradan buraya gelirken kat ettiğimiz mesafenin aynısını D köşesi içinde kat edeceğiz ve D köşesi bu şekilde B köşesinin üzerinde olacak koordinatlarında küçük b virgül 10 olacağını hemen not edebiliriz. Bu da bir köşegen. Paralel olan kenarlar hakkında söylediklerini de bir gözden geçirelim. Neymiş? A, B, D, e paralelmiş. Evet ve B, C, E, F, Y. Bir bakalım. Evet, evet. Bu da oldukça mantıklı. Ve son olarak da C, D, F, A'ya paralel demişler. Hmm, evet, bu da. Bu da gerçekten gayet mantıklı. Doğru. Şimdi bizden bu altıgenin alanını bulmamızı istemişlerdi öyle değil mi? Alanı bulmak için S uzunluğunun ne olduğunu bulmanın mantıklı bir adım olacağını düşünüyorum. S'nin uzunluğu içinde buradaki eğimin ne olduğunu bulmaya ihtiyacımız var. Bu arada bunun düzgün bir altıgen olmadığını da fark ettiniz değil mi? Kenar uzunlukları aynı ama açılar için aynı şeyi söyleyemiyorum. Şu açıya teta diyelim şimdi. Evet. FAB açısının 120 derece olduğunu zaten biliyorduk. O zaman buradaki açı da 180 eksi 120 eksi teta olur değil mi? 180 eksi 120 60, 60 eksi teta. Evet tüm bunları soruda bize verilen bazı bilgileri kullanabilmek için yaptım. Örneğin bu uzunluğun 4 birim olduğunu biliyoruz buranın da 2. Bu bilgileri kullanarak bu iki üçgenin de hipotenüsü olan S'nin ne olduğunu bulabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi şu üçgenleri şuraya bir daha çizelim. Burası S, burası teta ve bu kenarda 2 birim. Evet, buradaki üçgen içinde bu açı 60 eksi teta, bu kenarda 4 birim. Şimdi S için neler yapabileceğimize bakalım. Sağdaki üçgen için, bu üçgenden bahsediyorum bu arada, sinüs karşı bölü hipotenüs olduğuna göre tetanın sinüsünü 2 bölü S olarak yazabilirim. Değil mi? Evet. Buradaki üçgenin hipotenüsü de S olduğu için burada da 60 eksi tetanın sinüsü 4 bölü s'ye eşit olacak. Bu ikisini birbirine eşitlemek için soldaki denklemin iki tarafını da 2 ile genişletebiliriz. Böylece 2 sinüs teta 4 bölü s'ye eşit oldu. Sinüs 60 eksi teta da 4 bölü s'ye eşit olduğuna göre artık bu ikisini birbirine eşitleyebiliriz. Evet 2 sinüs teta eşittir sinüs 60 eksi teta. Şimdi bildiğimiz trigonometrik özdeşlikleri kullanarak mesela sinüs a eksi b. Sinüs a yani sinüs 60 çarpı kosinüs b yani kosinüs teta. Eksi eksi bu arada eğer anlamadıysanız şu an trigonometrik fark özdeşliklerinden birini kullanıyorum. Evet eksi kosinüs 60 çarpı sinüs teta. Bu da 2 sinüs teta'ya eşit. Sinüs 60 köküç bölü 2 kosinüs 60 ise 1 bölü 2. Şimdi eksi 1 bölü 2 sinüs teta'yı eşitliğin diğer tarafına geçirelim. Yani iki tarafa da 1 bölü 2 sinüs teta ekleyelim. Buraya 1 bölü 2 sinüs teta eklersem bunlar birbirini götürür. Sol tarafta da 4 bölü 2 sinüs teta artı 1 bölü 2 sinüs teta'dan 5 bölü 2 sinüs teta elde ederiz. Öyle değil mi? Evet. 1 bölü 2 sinüs teta ekleyince burası 5 bölü 2 sinüs teta oldu. 5 bölü 2 sinüs teta eşittir kök 3 bölü 2 kosinüs teta. Şu kesirlerden kurtulmak için iki tarafı 2 ile çarpalım. 5 sinüs teta eşittir kök içinde 3 kosinüs teta. Sinüs kare teta artı kosinüs kare teta eşittir bir özdeşliğini biliyorum ve bunu kullanmak istediğim için iki tarafın karesini alacağım şimdi. Evet, 25 sinüs kare teta eşittir. Kök içinde 3'ün karesi 3'tür ve kosinüs kare teta yerine de 1 eksi sinüs kare teta yazıyorum. Evet, iki tarafın da karesini aldım ve kosinüs kare teta yerine 1 eksi sinüs kare teta yazdım. Böylece 25 sinüs kare teta eşittir. Parantezi açarsak 3 eksi 3 sinüs kare teta eder. İki tarafa da 3 sinüs kare teta ekleyelim. 28 sinüs kare teta eşittir 3. Buradan da sinüs kare teta'yı 3 bölü 28. Sinüs teta'yı da kök 3 bölü 28 olarak bulduk. İsterseniz bunu sadeleştirebiliriz. 28 4 çarpı 7'dir. 2 kare kökün dışına çıkar ama gelin şimdilik bu şekilde bırakalım. Devam edelim. Teta'nın sinüsünü bildiğimize göre artık s'yi bulmaya hazırız. Nasıl mı? Tüm bunları yazmadan önce ne demiştik? Sinüs teta 2 bölü s'ye eşitti. Bunu s bölü 2 eşittir. 1 bölü sinüs teta olarak yazarsak s 2 bölü sinüs teta'ya eşit olur. Ve sinüs teta'nın da kök içinde 3 bölü 28 olduğunu artık bildiğimize göre s'yi 2 çarpı karekök içinde 28 bölü 3 olarak yazabiliriz. Artık s'nin ne olduğunu biliyoruz. O halde gelin şimdi alanı bulmak için s'yi nasıl kullanabileceğimizi düşünelim. Buradaki üçgeni inceleyecek olursak taban uzunluğu 8'dir öyle değil mi? Buradaki uzunluğu yani yüksekliği de Pisagor teoremini kullanarak bulabiliriz. Burası 4, burası da s'ye eşitse... Buna da h diyelim, evet h kare artı 4'ün karesi yani 16 hipotenüsün karesine eşittir. Hipotenüsün yani s'nin karesine. Bunun karesini alınca 4 çarpı 28 bölü 3 elde ederiz. İki taraftan 16 çıkarıyorum. H eşittir 4 çarpı 28 bölü 3 eksi 16'yı paydası 3 olan bir kesir haline getirmek için 16'yı 3 ile çarparsam eksi 48 bölü 3. 4 ile 28'i çarpmak istemiyorum. Bir bakalım 48'i 4 çarpı 12 olarak yazabilirim öyle değil mi? Payı 4 Parantezine alırsam, 4 çarpı 28 eksi 12. Evet, bölü 3'ü de unutmayalım. h kare 4 çarpı 28 eksi 12, 16 eder, 4 çarpı 16 bölü 3, 64 bölü 3 h kare, 64 bölü 3 ise h de 8 bölü kök içinde 3'e eşit olacak. Şimdi tüm bu şeklin alanını bulmak için, e, ya da bir saniye önce şu üçgenin alanını bulalım. H çarpı 4 çarpı 1 bölü 2 bu üçgenin alanı. Evet bundan bahsediyorum. H yani 8 bölü karekök içinde 3 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2'den bahsediyorum. Evet 2 çarpı 8 bölü karekök içinde 3 yani 16 kök 3. Evet hemen not ediyorum 16 bölü kök 3. Bu arada bu üçgenin bu üçgenin ve bu üçgenin alanları birbirine eşit değil mi? Neden mi? Çünkü bu üçgenlerin hepsi birbirinin aynısı. Baksanıza tabanları ve yükseklikleri birbirine eşit. O zaman bu üçgenlerden 4 tane olduğuna göre taradığım alanı üçgenin alanı çarpı 4 olarak yazabilirim. Bu da 64 bölü kare kök içinde 3 eder. Şimdi geriye... Oradaki bu paralel kenarın alanı kaldı. Paralel kenarın bu kenarının uzunluğunun 8 olduğunu biliyoruz. Yüksekliğini de bulabilirsek alanı kolaylıkla hesaplayacağız. Bunu da Pisagor teoremiyle yapabileceğimizi düşünüyorum. h'yi daha önce kullanmıştım ama bir kere daha kullanacağım. Bu üçgenin tabanı evet 2 birim olduğuna göre h kare artı 2'nin karesi 4 eder. H kare artı 4 S kareye eşittir. S karenin ne olduğunu burada bulmuştuk. 4 çarpı 28 bölü 3. İki taraftan da 4 çıkaralım. 4'ü paydası 3 olan bir kesir olarak yazabilmek için 3 ile çarpmam lazım. Eksi 12 bölü 3. 12'yi 4 çarpı 3 olarak yazıp bunları yine 4 parantezine alırsam 4 çarpı 28 eksi 3 yani 4 çarpı 25 bölü 3 yani 100 bölü 3'ü elde ederiz. H kare buna eşitse H de 10 bölü kök 3'e eşit olur. Bunu da not edelim. Buradaki uzunluk yani h 10 bölü kare kök içinde 3'e eşit. Paralel kenarın alanı için taban çarpı yükseklik öyle değil mi? Evet bunu hesaplayalım. 8 çarpı 10 bölü kare kök içinde 3. 80 kök içinde 3 bir saniye bir saniye yanlış söyledim geri alıyorum alan 80 çarpı karekök içinde 3 değil 80 bölü karekök içinde 3 olacak öyle değil mi evet tamam Paralelkenarın alanı 80 bölü karekök içinde 3'tür. Ve son olarak bulduğumuz tüm alanları birbirine eklediğimizde artık 4 tane üçgen için 64 bölü karekök içinde 3 vardı. Artı 80 bölü karekök içinde 3. Hemen toplayalım. Paralel kenar için 80 bölü kök 3. Evet artı 4 üçgen içinde 64 bölü kök 3. Burası 144 bölü kök 3 olur. Paydadaki karekökten kurtulmak için hem payı hem de paydayı kök 3 ile çarpalım değil mi? Payda 3 edecek. Pay kısmı da 144 çarpı karekök içinde 3 olacak. 144 bölü 3... 48 eder öyle değil mi? Evet evet sonuç yani altıgenin alanı 48 karekök içinde 3'müş. Bizden m artı n'yi bulmamızı istemişlerdi. Böylece 48 artı 3 51 oldu. Gerçekten oldukça yorucu bir soruydu. Evet, ben sonlara doğru ne yaptığımın hesabını tutmakta oldukça zorlandım ama umarım sizin hoşunuza gitmiştir.